arkadaşlar. Şimdi ıspanaklı pasta tarifine başlayacağız. Fırında borcamda yapacağımız bir tarif. Öncelikle ıspanaklarımızı güzel bir şekilde yıkadım. Burada aşağı yukarı 6 kök ıspanak var. Dip kısımlarını kestim, güzelce yıkadım. Şimdi bir bardak sütle blenderdan çekilip püre haline getireceğiz. Ispanaklarımızı robotumuza dolduruyoruz. Bir şekilde şöyle. Ben birazcık çok kullandım ıspanağı çünkü pastamızın yeşil olmasını istiyorum. Yemyeşil olduğu zaman çocuklar da çok seviyor. Çok da güzel görünüyor. Zaten daha sonra bardakla ölçeceğimiz için bunu ayarlayabiliriz. Sütümüzü de dökelim üzerine. Pürelerimizi hazırladık arkadaşlar. 2 su bardağı püremiz oldu. Zaten 1 su bardağı süt vardı içinde. Ben ikisini de kullanmak istiyorum. Bol yani yoğun bir şekilde yeşil olmasını istediğim için. Şimdi 3 yumurta ve 1,5 su bardağı şekerimizi çırpma kabına aldık. İyice köpürünceye kadar, rengi açılıncaya kadar çırpacağız. Yumurtalarımız iyice kabardı, beyazlaştı şekerimizle birlikte. Şimdi içine sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve yarım bardak süt ilave edip tekrar şöyle bir yağımız ve sütümüzle birlikte de çırptık bir miktar. Şimdi ıspanaklarımızı ilave edeceğiz. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar. Eleyerek koyuyorum ben. Böyle daha çok güzel kabarıyor. Topaklanma yaşamıyorsunuz. Tozumuzu da bunun üzerine döküyoruz. Vanilyamızı. Bunların da elekten geçmesini sağlıyoruz. Elemiş olduğum unlarımızı da robotun uç kısmıyla şöyle robotu çalıştırmadan karıştırdım arkadaşlar. Çünkü robotla çok fazla karıştırmak istemedim. Şimdi şöyle bir kıvamımız oldu. Ben çok katı kıvamlı karışımların kekinin şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz böyle akışkan kıvamlı olduğu zaman daha puf puf, daha yumuşacık kekler elde ediyorsunuz. Şimdi karışımımızı borcamımıza koyuyoruz. Pişirim kağıdı koyduk. Şimdi kekimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyuyoruz. Ispanaklı pastamızın kremasını hazırlayacağız şimdi. 4 su bardağı sütümüzü tencereye koyduk. 2 yemek kaşığı dolu dolu unumuzu da ilave ettik. 2 yemek kaşığı da nişasta koyacağız. Su bardağına yakın da şeker koyup iyice topaklarını ezip ocağın altını açacağım. Karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Arkadaşlar artık kaynamaya başladı, koyulaştı. Şimdi içine bir tane vanilya koyacağım. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyacağım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ben taze tereyağı kullanmayı tercih ediyorum her zaman. Daha hafif ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Tereyağımızı ve vanilyamızı ekledikten sonra artık altını kapatabiliriz. Tereyağımız eriyene kadar karıştıracağız. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Ispanaklı kekimiz pişti. Benim fırınımda aşağı yukarı 1 saatte pişti. Sizin fırınız daha farklı olabilir. Kontrol ederek çıkarın lütfen. Kekimiz de kremamız da hazır. Kremamız soğudu. Şimdi içine bir paket krem şantiye döküp çırpacağım.
kremamız hazır. Şimdi kekimizi tepsiden böyle alalım. Üstünden ince bir tabaka çıkaracağız. Arkadaşlar. Şu şekilde. Kekimizin üst kısımlarını kestim. Robottan geçirdim. Bu şekilde ufalandılar. Şimdi kremamızı kekin üzerine eşit bir şekilde yayacağız. Sonra üzerine robottan geçirdiğimiz kek parçacıklarını atacağız. Kremamızı da güzelce yaydık. Şimdi üzerine robottan geçirdiğimiz kek parçacıklarını döküyoruz. Ispanaklı pastamız hazır. Birkaç saat dolapta dinlendikten sonra üzerine istediğimiz gibi süsleyip servis yapabiliriz. Pastam sabaha kadar buzdolabında bekledi. Hani siz 2 saat bekletseniz de yeterli olacaktır. Ben akşam yaptığım için süslemesini sabaha bırakmıştım. Üzerinde çilek ve Hindistan cevizi ile süsledim. Siz üzerine dilediğiniz bir şeyle süsleyebilirsiniz. Krem şantiyle, vişneyle, herhangi bir şeyle. Dilediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Pastamızın yumuşaklığını göstermek istiyorum size. Bakın. Harika. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapması da, görüntüsü de, tadı da muhteşem bir tarif. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum, çok sevinirim. Görüşmek üzere.